Şehirler hepimizin yuvası. 2007 yılından itibaren dünyamızın şehirlerinde kırsal alanlardan daha fazla insan yaşamaya başladı. Ve 2021'de kentlerde yaşayan insanlar dünya nüfusunun %56'sını oluşturuyordu. 2050 yılında bu %68'e çıkacak. Böyle öngörülüyor. Yazık ki şehirlerin ekosistemle bağları koptukça dünyadaki yaşamın büyük bir yıkımla karşılaştığını da acı bir şekilde deneyimliyoruz. İklim krizi artık hepimizin yaşamını etkiliyor. Umutlarımızla birlikte biyolojik çeşitliliği ve yaşam alanlarımızı da kaybediyoruz. Yaşadığımız felaketler, depremler, seller, orman yangınları, diğer yandan tüm alışkanlıklarımızı değiştiren COVID-19 pandemisi gibi küresel salgınlar, yuvamızı, yeni şehirlerimizi bu felaketler karşısında herkesin can güvenliğini koruyarak geliştirmek zorundayız. Kentsel bölgesel araştırma ağı işte bu yüzden çok değerli bir yapı. Depremlerde evlerin yıkılmadığı, her yağmurda sular altında kalmayan, afetlere dirençli şehirleri ancak bu ağlara kulak vererek başarabiliriz. Depreme, iklim krizine ve afetlere dirençli şehirler inşa etmek istiyorsak kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Şehirlerimizi yaşam ağının ayrılmaz bir parçası olarak geliştirmek için çok cesur adımlar atmak mecburiyetindeyiz. İzmir'de bu adımları döngüsel şehircilik olarak tarif ettik. Döngüsel şehircilik Eylül 2021'de UCLG'nin İzmir'deki kültür zirvesinde yaptığımız döngüsel kültür kavramının dört ayağı üzerinde yükselen bir dönüşüm hareketi olarak tarif ettik. Başka bir şehircilik mümkün, başka bir kent planlaması mümkün. İşte bu bakış açısını somut bir strateji olarak hayata geçirmek niyetiyle İzmir Planlama Ajansı'nı kurduk. Bizim İzmir'deki en temel meselemiz güvenli, insan onuruna yakışır bir yaşamı herkes için mümkün kılmak. Başka bir dünyanın, başka bir yaşamın, başka bir şehirciliğin temellerini atmak. Geleceğin şehirleri unutan değil, hatırlayan şehirler olmak zorunda. Planlama çok önemli. Birlikte çalışma çok önemli. Mevcut verilerin analizi çok önemli. Kamu kurumunun bunlara sahip çıkması gerekiyor. İşte taşkınları da göreceğiz, büyük depremleri de göreceğiz. Bunlara hazırlıklı olmak lazım, iyi planlama yapmak lazım. Bir konut projesi üretim rakamları göz önünde bulundurulduğunda az bile denilebilir.